Tartışmaz mısın şimdi abi? Herhalde bir şeyler bekliyorlar. Evet, bekliyoruz. Arkadaşlar, bu seçimden sonra sağ olsun Cumhuriyet Halk Partisi İYİ Başkanımız İsmet Bey bir nezaket ziyaretinde bulunmak istediklerini söylediler. Biz de seve seve kabul ettik. Seçim döneminde de aynı ittifakın içinde yer alan partileriz. Sağ olsunlar, demokrasi mücadelemizde bize büyük destek verdiler. Gerek 15 milletvekiliyle olsun, gerek diğer süreçlerde olsun. Güzel bir ittifak götürdüğümüzü düşünüyoruz. Bu ittifakın sonucunda da Çanakkale'de ittifak oyları olarak birinciyiz. Bu anlamda da bir başarı elde ettik. Bunların hepsi için genel bir değerlendirme hem de birbirimize teşekkür etmek istedik. O yüzden bir aradayız. Geldikleri için kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Evet. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi Çanakkale İl Örgütü olarak bu 24 Haziran'daki yerel genel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde beraber olduğumuz, ittifak yaptığımız İYİ Parti il yönetimini ziyaret etmek istedik. Gerek İYİ Parti, gerek Cumhuriyet Halk Partisi, gerekse Saadet Partisi, Demokrat Parti, hepimizin ortak bir amacı vardı. O da Türkiye'yi tekrar demokratik, layık, hukuk devletine kavuşturmak, parlamenter sisteme tekrar dönüşünü sağlamaktı. Bu amaçla bir ittifak oluşturduk. Türkiye aslında bir şu mesajı da verdik. Söz konusu Türkiye ise işte merkez sağıyla, milliyetçisiyle, dinleriyle, sosyal demokratlarıyla hepimizin bir araya gelebileceğimizi bunu gösterdik. Ve dolayısıyla seçim süreci içerisinde de gayet güzel ortak çalışmalar yaptık. Ortak söylemlerde bulunduk. Aslında tabii seçimlerle ilgili, seçim sonuçlarıyla ilgili tabii kafalarımızda bir sürü soru işaretleri var. Ama onlara girmek yerine bizim öncelikli sorumluluk alanımız Çanakkale ve Çanakkale'de biz Millet İttifakı olarak açık ara birinci parti olduk. Dolayısıyla milletvekili dağılımlarında da öncelikle Millet İttifakı 1 ve 3. sırayı aldı. 2 ile 4. sırayı aldı Cumhur İttifakı. Yani hep söylüyorum, eğer 5 milletvekilliği olsaydı Çanakkale'de 3 tane Millet İttifakı çıkaracaktı. 2 tane Cumhur İttifakı çıkaracaktı. Dolayısıyla biz yani gayet güzel birliktelik yaptık. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde zaten sonuçlar ortaya çıktı. Tabii iki farklı partiyi sonuçta seçimler bitti. Basından, ulusal basından takip ediliyor. Şu anda herkes kendi işini yapıyor, kendi görevlerini yapıyor, kendi örgütüyle seçim sonuçlarını değerlendirmelerini yapıyor. Ama önümüzdeki süreçte de mutlaka yine beraber ülkenin veya Çanakkale'nin menfaatleri doğrultusunda sık sık bir araya geleceğiz. Görüş alışverişinde bulunacağız. Bizleri de kabul ettikleri için teşekkür ederiz. Herhalde sağ olun.